24 kişilik bir Alevi grubuyuz diyorlar. Samsun'dan göndermişler. Büyüklerimiz Zemzem hakkında şunları söylemişlerdi. Buzu cennetten gelmektedir, hiç tükenmez. İçen sıhhat bulur, ikram eden cennette su kuyusuna sahip olur. Bu kuyudan su içenin yönetici ise bir gün mutlaka dünyaya hükmeder diye öğretilmişler. Bilgi amaçlı yayınlarsanız seviniriz diyorlar. Efendim, Zemzem'in bozulma süresi var mıdır? Vallahi Zemzem'in bozu. Ben evimde 10 seneden beri Zemzem var. Hiç ne yosunlaştı ne hiçbir şey olmadı. Doğrusunu isterseniz. Zemzem Peki o normal su bakımdan... bozulur mu? Efendim? Bildiğimiz su bozulur mu? Genelde bozulur, evet. Normal suya zaten yosun tutması diye bir işlemden geçiyorlardı. Tabii, evet. Öyle. Peki bunun bilimsel açıklaması nedir? Suyun içindeki kimyasallar karışımın karışımdan Kimyasal dolayı mı? öyle bir şey. Ya kimyasal derken mineraller ve... Tabii. Evet, mineraller. Çok özel bir şey var. Basma dedim ya. Bu basma meselesi var. Şey olarak. Şimdi bir de şöyle diyorlar. Anyon ve katyonları bilelim. Kardeşim, dünyada hangi su dünyanın her yerine gidiyor? Lütfen söyler misiniz? Ya aklı olan birisi her gelen umreciden zemzem suyu alır, tahlil ettirir. Dünyaya bu kadar açık su var mı dünyada? Bir de o yönüne bakalım zemzemin. Hocam, yani bir de öyle teknik sorular geliyor ki. Olsun ya. Zemzem suyunun nitrat azotu kaç miligram litre mertebelerindedir? Şimdi zemzem suyu ile ilgili bu sorular çok soruluyor. Ve devamı ben, da var. Efendim? Devamı da var. Ağır metal konsantrasyonuna rastladınız mı? Şimdi bu sorular çok yerinde bir soru. Doğrusunu istersen soru Sen olarak. Sen anlamadın ama bak yerinde bir şey. Bak, yok soru olarak da şöyle bilimsel açıdan bakacak olursam tabii soracak böyle Doğru. soruları. Fakat bunların hepsi tahlil ediliyor. Ve ağır metaller denildi. Rastlanmadı. Nitratın az olması lazım değil mi hocam suda? Hı? Nitratın oldukça az olması lazım. Nitratı da biliyorsun tamam mı? Hoca anlasın. Bilmiyorum ya evet. soruyorum yani. Dolayısıyla bunların hepsi kontrol altında. Şu kadarını söyleyeyim. Şimdi gene Türkiye'de bazı basınlar zemzem kuyusu var diyor. Başka zemzem kuyusunun yukarıda hani siz bilirsiniz az önce konuşuyorduk. Mualla diye bir yer var. Evet. Mualla ala yani mualla evet, yüksek. Bir de mesfele evet. diye bir şey var. Yani aşağı sefil aşağı. Deriz ya sefil ise mesfele. Arapçanın zenginliği. Mimi koyduğun zaman başına bitti. Yüz kısmı çıkar evet. evet. Şimdi su tabii mualladan geliyor mesfeleye. Zemzem kuyusunun üst tarafında 20 tane gözlem kuyusu var. Her an ölçülüyor. Acaba bir yerden bir şeyler karışır mı diye. Bunu birçok kimse bilmiyor. Sanıyor ki zaten hani konuşmamın başında dedim. Zemzem suyu nokta olarak düşünüyor. Ama onu bir geniş ölçekte düşünürsek beslenmesine daha gelmedik. Ona da geleceğiz. O da çok ilginç. Peki hocam. İlk defa söylüyorum. Az sonra açıklarım. İklim değişikliği nedeniyle zemzem suyunun miktarı da artacak. Dünyada ilk defa belki duyuyorsunuz. Yani tabii, iklim değişirse? İklimler değişiyor ya. Evet, şeyi değişiyor. Var. Arap Yarımadası'nda bizim yaptığımız modeller var. Dünyada zaten yapılan genel modellerde Arap Yarımadası şanslı. Araplar yani çok şanslı şimdi. Riyad bölgesinde falan su miktarı artacak diye yağışlar. Bizde de tabii bazı yerde azalacak. Şimdi o da abartılıyor Türkiye'de. Efendim neymiş de Türkiye kurak olacakmış. Yok öyle bir şey. Yabancılar öyle söylüyor. Ama bir de kardeşim sen kendin model yap. Bak bakayım bu vatanın evladı olarak ne oluyor? Biz evet baktık. Hocam kötü projelerle, HES'lerle vesaire şununla bununla sonuç itibariyle yani Türkiye'de hatalar yapılıyor ve bu yüzden de kuraklık olmayacak mı? Ya ona yani kuraklık girmeyelim. Olacak sonuçta. Zemzemi konuşuyoruz Allah aşkına. Ama kuraklık tamam, olacak. Çevre bakayım. Konusuna girmeyelim. Peki. Ya, suyla ilgili konuşunca nasıl çevre konusuna zemzem, girmeyiz? Zemzem başka su başka. O zemzem suyu. ne olur yani. İşte kuraklık yani, şeyi hepsi nükleerde neyse. Dolayısıyla Efendim, zemzem evet soru mu? Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi'nin bahçesindeki... İki tane yer vardır. Bunlardan bir tanesi Eyüp Sultan evet, Hazretleri'nin Eyüp orada bir kuyu vardır. O kuyuya adını unuttum ya kısmet kuyusu falan deniliyor herhalde. Bir de ben de Kastamonluyum. Evet. Sorarlar Şeyh Şaban Veli'nin oradaki evet. su aynı. Ben de onlara diyorum ki kardeşim oradan numuneleri alın tahlillerini yaptırın. Tabii insan manevi olarak öyle evet. düşünebilir. Yani bilimin dışında düşünebilirsin. Ben ona da saygım var.
açıkçası. Doğru. Tabii düşünebilir insan. Ama bir kere değildir. Evet. Neden değildir? Çünkü oranın şeyi başka, hidrolojik çevrimi ve sistemi başka, burası başka. İki, kayaçlar başka, burası başka. Çok değişiyor. Ama benzetebilir insan. Yani Aristo mantığına göre cevap vermem gerekirse kesinlikle değil. Şimdi kesinlikle değil. Ama efendim, bir türlü mantığa çok, göre verirsem benzeyebilir. O kadar çok zemzem varmış ki. Aksaray'daki zemzem nedir efendim? Konyaksaray. Ha, Konya Aksaray'da. Vallahi işte az önce dediğim gibi. Bunu, böyle. Ha, şu var. Tahlil ettirirler. Zemzem kuyusu suları da gelmiyor mu? Ben burada böyle onlara bilimsel bir anahtar vereyim. Evet. Gerçekten zemzem suyu geldiği takdirde tahlil ettirsinler. Anyonlarına ve katyonlarına baksınlar ama bunun için de tabii bir bakışta da olmaz bu. Bir sene falan devam etmek lazım. Hani değişiyor ya onun için. Evet. Bir de kendi kuyundakilere bak. İkisini bir örtüştür bakalım ne kadar tutuyor. Şöyle bir yani ne denir? Röntgenini çek. Evet. Röntgeni bizde işte bu kitapta da var. Röntgen çekiliyor. Bakıyorsun. Aa, bu böyle mi? Karşılaştırıyorsun. Orada da tıpatıp bir uyuma diye bir şey yok. Orada gene bir bulanıklık, bir değişim aralığı var. O değişim aralığına gelmesi lazım. Bazen bakıyoruz anyonlar da tutar gibi oluyor. Katyonlar tutmuyor. Bazen bakıyoruz öbür türlü şey yapmıyor. Bir de zemzem kuyusu 1953'ten beri. Şimdi burada şunu da söylemek lazım. Ne de olsa Osmanlı torunuyuz. Yani Abdülhamit Han zamanında ilk defa bu kuyudan sular, numuneler alınarak. Çünkü İngilizler diyor ki lağım suyu gibi su diyor. Tabii Abdülhamit oraya uzman biyologlar gönderiyor o zamanki şeyde. Onlar bir takım araştırmalar yapıyorlar. Öyle olmadığı çıkıyor ama 1953'ten günümüze kadar her hafta ve hac süresinde her gün o kuyulardan numuneler alıp tahlil ediliyor. Bu bir. İkincisi bir de onu acaba bu tahliller doğru mu diye bağımsız bir Avrupa'nın bir ülkesinde de tahliller yaptırılıyor. Ha, ayrı bir tabii bağımsız. Evet. Bağımsız tabii. Çok güzel. Ben onları biliyorum. Yani o zaman dünyanın en kontrol altında olan suyu. Suyu. Yani bu kadar tahlil yapan başka bir suyu yoktur herhalde. Dünyanın her yerine yayılıyor kardeşim. Kutuplara da gidiyor efendim. Ekvatora da gidiyor. Her yere tahlil ettirin. Bakın bakayım nedir. Böyle bir su var mı dünyada? Fransızların çok pahalı bir suyu var. Evian? Evian evet. Evian. Dünyanın en tatsız suyu. Şeyde Arabistan'dayım. Aldım ya abi baktım fiyatına. Kaç dedi ya 30 riyal mi 40 riyal mi ne deyince hemen hanımla geri bıraktık. Ne biçim? Hocam, yani şey Niksar suyu çok daha iyi. Yok yani Avrupa suları bana çok tatsız gelir. Tabii. Ama efendim hatırlıyor şey Avrupa şeyi var. Ama hocam onun sebebi bir şey değil mi? Mineraller basıyorlar ya. Mecburen ben içine bazen biraz şeker atıyorum o sulara. Tatsız geliyor. Ben hep limon Avrupa'da. Ya da salatalık benzeri şeyler hayır, koyuyorum. Suyun iyi olması için yüksekte diye. Çıkması lazım değil mi hocam? Efendim? Yüksekten inen su daha lezzetli olmaz mı? Daha evet, evet. Hidrolog. Hayır hayır o şeyde hocam, mi diyorsun? Tabii tabii. Bir soruyu soralım ondan sonra tekrar reklam arası peki, varmış. Buyurun. Ondan sonra sevgili seyirciler zemzemin kaynaklarını yani tabii. Zemzem kuyusundaki su nereden geliyor? Hoca çizimleriyle evet. Kitabından ve örnekleriyle hepsini bize açıklayacak. Yalnız bir soru soracağım. Çok geliyor bu su. Kabe'nin etrafına yapılacak olan büyük binalar Zemzem Towers'u tehdit altına tehdit edebilir mi? Bu da çok yerinde bir soru doğrusunu isterseniz. Evet. Hani bizim orada bir kalemiz vardı Türk Kalesi. Evet. Ece. Yerli bir ettikleri. Ettik ama ben 20 sene önce birçok kimse biliyordu onu. Biliyordu. Şimdi fotoğraf sadece. Biliyordu ama kimse sahip çıkmadı oranın şeyine. Bizim Türkiye olarak söylüyorum. Hocam, madem şey daha önce yıkacaklar da Pakistan sahip çıktı. Tabii. Biz bize ziyarlak sahip çıktı. Tabii. Biz çıkmadık. Ondan sonra yıkılınca da diyoruz ki bunlar ya onlar kendi eserlerini bile yıkıyor doğrusunu isterseniz. Doğru. Öyle bir şeyi yok onların. Bunu niye söylüyorum bu soru ile ilişkili olarak? Zemzem Tower vardı biliyorsun. Onu yaparken beni götürdüler. Ya bu acaba zemzeme karışır mı? Ben de dedim ki kardeşim ne biçim insansınız ya. Hem kalemizi yıkıyorsunuz hem beni buraya götürüyorsunuz. Aynen böyle söyledim şeylerini. Şimdi orada modeller yaptık.
Aslında doğrusunu isterseniz bizim Anadolu İslamiyet kültüründe hiçbir şekilde öyle yüksek binaların Kabe'ye yakın olmaması lazım. Osmanlı futbol sahası zaten gibi oranın açık olması lazım. Evet. Doğrusu. Ama onların kültürü de öyle. Ve bu da kontrol ediliyor. Değişik gözlem kuyuları, sondaj şeyleri var. Ve oranın jeolojik yapısı öyle bir şey ki tesir etmiyor. Yani yapılan ya bu çatlaklar bir kere kilometrelerce uzaklara uzanıyor o şeye gelen çatlaklar. Zemzeme gelen şeyler. Dolayısıyla ama düşünce olarak tabii insan benim de aklıma takıldı. Ya bu kadar bina var. Gökdelenler. Gökdelenler var bu kadar. Çok muazzam izolasyonları var. Yapıyorlar. Ve bir de jeolojik yapı olarak tesir etmiyor. Modelleri var.